sürekli bağlantı halindeyiz. Tarihi operasyonlarını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımız ne yaşıyor? Haber masasına başlarken öğrencilerimize başlamıştık. Karkov'da yaşayan Türk iş insanı Metin Karatan karşımızda. Neler olup bittiğini konuşacağız. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Harkov'da neler yaşandığına ilişkin öğrencilerin anlatımıyla başladık bugün. Hem Ukrayna vatandaşlarının silahlandırıldığına, bu yönüyle bir güvenlik zafiyeti yaşadıklarından bahsettiler. Hem dışarının çok hareketli olduğundan bahsettiler. Sizin gözlemleriniz neler? Örneğin Harkov bugün sabah saatlerinden bu yana ya da dün geceyle birlikte neler yaşadı? Siz nelere şahit oldunuz? Harkov dün geceden beri uçak sesleri, tank sesleri hiç durmuyor. Yani burada çok kötü bir durumdayız. Ee, sabah saatlerinde tanklar e, dışarı çıkan sivillere falan hep ateş açıyor. Yani buradan sığınaklardan kafamızı çıkartamıyoruz. Yani burada çok kötü bir durumdayım şu anda ben kendim bile. Ee, Harkov'un Kupeks kentinde e, ben Türk olarak tekim burada. Yani çok zor durumdayız. Eğer daha fazla burada kalırsak yani bir iki gün içerisinde ekmek su bulma ihtimalimiz yok yani. Hani bilmiyoruz. Bir an önce buradan tahliye olmak istiyoruz. Vatanımıza dönmek istiyoruz. Sevdiklerimize kavuşmak istiyoruz. Metin Bey peki büyükelçilikler, konsolosluk görevlilerimiz e, irtibatınız ne durumda? Onların önerdikleri neler? Anlaşılan orayı çok sıcak bir bölge ilan edildiği için e, oradan çıkmadıkça bir tahliyenin söz konusu olmadığı mı söyleniyor? Tren garına ulaşmanız mı yeterli yoksa bizzat e, yetkililerimiz mi sizlere ulaşacaklar? Yapılan bilgilendirme size tam olarak nedir? Yapılan bilgilendirme şu şekilde konsolosluktan aradılar elçilikten aradılar dediler ki bizim size ulaşmamız e, yani imkansız gibi bir şey hava sahası yok e, kara sahası yok yani Harkova e, merkeze tren garına çok uzağım ben onun için yani buradan nasıl çıkacağım ben de bilmiyorum yani nasıl beni buradan tahliye edecekler ben de bilmiyorum yani iki günden beri sığınaktayız. Ee, kafamızı çıkartamıyoruz. Ateş sesleri hiç durmuyor. Ee, yani evler beşik gibi sallanıyor. Yani çok kötü bir durumdayız. Hiç acıma, acımıyorlar. Marketleri falan bombaladılar. Yani millet ihtiyacını gideremiyor. Yani su sıkıntısı, e, telefonun şebeke sıkıntısı. Her şey şu anda burada bitik durumda. Bilmiyorum ee, buradan nasıl çıkacağım ben. Tren garına... Kendi imkanlarınızla mümkün değil diyorsunuz değil mi? Gitmek mümkün değil yani bu şartlarda can güvenliğini hiçe saymak olur ben öyle anladım. Evet şu anda kesinlikle mümkün değil yani dışarı çıkamıyoruz kafamızı çıkartamıyoruz yani ee, sivilleri düşman görüp anında olduğu yerde sıkıyorlar. Metin Bey sesinizi ekranlara taşımış Atışın. olduk. Ee, i̇rtibatta kalmaya devam edelim. Yetkililere bir kez daha çağrımızı da yapmış olalım. Belki bir geri dönüş olacaktır. Harkov'da tren istasyonundan tahliyelere yönük bilgilendirmeler yapılıyor ama Metin Bey der ki değerli yetkililerin de bilgisine sunmuş olalım. Kendi imkanlarımla gidebilmem mümkün değil. Çevrede silahlanmış e, Ukrayna vatandaşları var. Yetmiyor bombalamalar. Marketler bombalanıyor. Birkaç gün içerisinde de Erzak sıkıntısı yaşayacağız. Nasıl çıkartacaksınız? Bizi, beni buradan diye soruyor. Ekranlara taşımış olalım. Metin Bey başka anlatacağınız varsa dinlemek isteriz. Son sözlerinizi alalım. Buyurun. Yani şu şekilde gerçekten burada çok zor durumdayız. Yani gece uçaklar, gündüz tanklar. Yani sıkışmış durumdayız. Burası küçük bir şehir. Yani burada etrafımızı çevirmişler. Yani... E, kafamızı sığınaklardan çıkartamıyoruz yani çok kötü bir şey yani çok kötü sıkı, sıkıştırdılar bizi buraya e, bilmiyorum yani psikolojimiz falan hiçbir şey kalmadı artık buradan bir an önce e, kurtulmak istiyorum yetkililere sesleniyorum lütfen beni buradan çıkartın vatanıma döneyim Metin Bey çok teşekkürler. Bir kez daha kolaylıklar. İrtibatta kalmaya devam ediyoruz. Ee, sizlerden gelecek bilgileri, en ufak bilgiyi de ekranlara anında taşıyacağız. Lütfen irtibatı koparmayın. Kolaylıklar diliyorum tekrardan. Metin Karatan'a, Harkov'a, değerli yetkililerimize de duyurulur efendim. Bombalanan şehirler, kurtarma operasyonları, tahliyeler. Diğer tarafta Ukrayna liderinin Avrupa parlamentosunda ayakta alkışlandığı bu tarihi anlar. Fakat elbette hep şu şerhe düşüyoruz. Karşılığında Avrupa Parlamentosu bu sözlere sadece alkışla mı karşılık vermiş olacak? Biz Avrupa Birliği'ni seçtik, Avrupa'yı seçtik, siz de Ukrayna'yı seçmelisiniz şeklindeki sözlerine karşı acaba bir karşılık bulabilecek mi Ukrayna lideri Zelenski? Bugün itibariyle diplomasi çalışmaları, müzakere hattından gelen olumsuz haberler sahadaki durumu ne derece değiştiriyor? 64 kilometrelik Rus ordusunun sevkiyat e, kuyruğunu gördük. 64 kilometrelik bir askeri konvoy gördük. Kiev'in Çeperine çoktan yerleşti. 64 kilometrelik ağır silahlarında bulunduğu o konvoy, tankların bulunduğu o konvoy ekranın solunda uydu fotoğraflarından bu konvoyun nasıl tespit edildiği ve dünyanın bu konvoydan nasıl haberdar olduğu da net bir şekilde ortaya konuyor efendim. Harkov'dan Odessa'dan, Maripol'den, Donbas bölgesinden, Harkov'dan. Halk TV özel tarihi yayınına devam ediyor. Farklı bölgelerden bağlantılarımızı kurmaya devam edeceğiz. Bir yandan da vatandaşlarımızın... Sumi'ye gidiyoruz. Peki değerli rejim beni uyarıyor. Çağla Sarıtaş karşımızda olacak. Sumi'ye gidelim. Sumi'ye gitmeden önce de bir kez daha vurgulamak lazım efendim. Harkov'da Sumi'de ki Harkov'un daha üst tarafında görülen Sumi ve Rus sınırına yakın bölgeler. Neler yaşıyor vatandaşlarımız? Tahliye konusunu önemseyerek başlıyoruz elbette. Çağla merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Can Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, sabah saatlerinden bu yana bilgi almaya çalışıyoruz. Gerek Türk iş insanlarından, gerek Türk öğrencilerden. Sizlerle de bir kez bağlantı kurmuştuk. O gün, o saatten bu yana bir değişiklik var mı? Sumi ve çevresinde siz neler duyuyorsunuz, neler işitiyorsunuz, neler görüyorsunuz? Sokağa çıkma yasağının başlayacağı saate yaklaşmakla birlikte sokakta hareketli dakikalar başlamaya devam ediyor. İnsanlar genel olarak erzaklarını toparlanmak amaçlı sokaklarda bu saatlerde bir saat sonra sokağa çıkma yasağı başlayacak e, ve 6 gündür gözlemlediğimiz kadarıyla da sokağa çıkma yasağından 3 gün sonra tekrardan e, çatışmalar, bombalamalar başla, başlayacağını düşünüyoruz. Şu an sokak aralarında, ara sokaklarda ve cadde üzerlerinde çok fazla çatışmalar devam etmekte. Bu çatışmalarda zaten genel olarak sivil halk halkta büyük bir rol oynuyor. E, Bildiğin değil üzere Ukraynalılar ee, ordudan silah talebinde bulunup direnişe katılabiliyorlar yasal olarak ve bu şekilde sivil halk da kendini savunmaya devam ediyor. Bu yüzden çatışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çağla Hanım, bulunduğunuz yerde kaç kişisiniz? Bir araya gelebildiniz mi çevredeki arkadaşlarınızla ya da Türk öğrencilerle? Çünkü Harkov'da genelde böyle gruplara birbirine destek olmaya çalışan Türk öğrencilere şahit oluyoruz. Ee, ne yaptıklarını bu şekilde de anlatıyorlar, görev bölümü yapabiliyorlar. Sizin böyle bir imkanınız var mı? Ee, şöyle biz burada yaklaşık 150-200 civarında ortalama bir sayı verecek olursak Türk kişi varız. Hı hı. Ee, genel olarak tüm çok küçük bir şehir olduğu için hepimizin evleri birbirine çok yakın. Yürüyerek gidebilecek mesafede. Bu yüzden herkes kendi evlerinde durup kendi evlerin sığınaklarında zaman geçirmeyi tercih ediyor. Ee, çünkü erzaklarımız da çok az kaldığı için evlerde mümkün olduğunca az insan e, bulundurmanın daha iyi olacağını hı hı. düşünüyoruz. Şu an için iki kişiyiz. Ben ve kuzenim birlikte yaşıyoruz. Hı hı. Ee, az önce kendisi markete gidip geldiğinde e, iyi bir haber verdi. Biraz ekmek stokları yenilendiğini söyledi. İki gündür hiç bulamıyorduk. Şu an için en azından e, ekmek bulup alabildi. Suyumuz var. Bugün su alabildik. E, bu şekilde ilerliyor. Peki. Bu arada e, Çağlan'ım Hanım izninizle ekrandaki görüntüyü bir tarif etmem, anlatmam gerekecek. Bildiğiniz gibi Bombalanan bina. Değerli reji önce bombalandığı ana ilişkin görüntüleri de hatırlatalım. Sonrasında çevreden gelen görüntüleri paylaşmaya devam edelim. E, bu bombalamalar bakın e, Harkov'daki belediye binasının bombalandığı anı haber masasına başlarken bu şekilde duyurmuştuk. Sumiye'de yakın bölge Harkov hemen Sumi'nin altında kalıyor harita üstünde defalarca göstermiştik. Burada kurtarma operasyonları belediye binası hedef alındıktan sonra elimize ulaşan ilk görüntüler efendim bölgeden geliyor. Yaralı Ukrayna vatandaşları oradan çıkarılıyorlar hastanelere kaldırılıyorlar ve füzeyle hedef alınan Harkov belediye binasının son durumu bu şekilde. İçeriden ve dışarıdan gelen görüntüler bu şekilde efendim. Rusya Harkov belediyesini füzeyle bu şekilde hedef aldı. Ukrayna dışişleri de bir açıklama yaptı. Harkov'daki saldırıyı barbarca bulduklarını ifade etti. Yaralı sayısına ilişkin hastaneye kaldırılan Ukrayna vatandaşlarına ilişkin yeni bir bilgi geldikçe aktaracağız elbette. Bu arada Zelenski de Ukrayna lideri de Harkov'da devlet terörü işleniyor. Devlet terörü suçu var. Yargılanması gerekiyor Rusya'nın bu saldırılar karşısında dedi. Valilik saldırısında Ukrayna İçişleri Bakanlığı 35 vatandaşının yaralandığını da duyurdu. Elimize gelen son bilgiler bu şekilde efendim. Daha önce en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı bu saldırıya ilişkin. 35 Ukrayna vatandaşı şu anda hastanede. Tekrar döneyim ben. Ee, bir yandan da konuşmaya devam edelim. Harkov'dan gelen e, görüntüler bu şekilde. Harkov'da marketlere ulaşımda büyük sıkıntı yaşanıyor çağlanım Hanım ama... En azından iyi bir gelişme olarak siz söylediniz ekmek ve su stoku konusunda. En azından Sumi'de market bir bakıma açık durumda. Bunun dışında gelelim asıl meseleye. Tahliye meselesi, vatandaşlarımıza yetkililer Harkov'a girişin zor olduğunu, tren gitmeleri gerektiğini belirten koordinasyonlar veriyorlar ya da tarif ediyorlar. Ama az önce konuştuğumuz Metin Bey örneğin,